Deniz Akkaya yine yaptığı bir çıkışla gündeme geldi. Açıklamalarının odağında Başbakan Erdoğan vardı. İşte ses getiren o konuşma. Arkadaşım, senin kandırmaya çalıştığın insan 12 senedir milyonları yönetiyor. Acaba sen onu kandırıyorum derken o acaba köşesine çekildiğinde hanımıyla eşiyle birlikte size gülüyor mu gülmüyor mu, bunu hiç düşünüyor musunuz? Benim fikrim bu. Deniz Akkaya Başbakan Erdoğan'ı kandırmaya çalışanlar olduğunu öne sürdü. Bakış açısı, hayatı bambaşka olup hatta çok daha kara bir delikte olup, ben kendim de söylüyorum, içki içen bir insan ama vur patlasın çal oynasın her gece sokakta olup bu iletişime geçtikten sonra belki buradan nemalanırım diye zaman zaman diğer siyasetçilerle de zaman zaman gidip fotoğraf verip daha sonra beach'lerde çay içiyorum, bakın ben zaten içkiyi de bıraktım, çay içiyorum görüntüsü vermeye çalışan insanları samimiyetsiz buluyorum. Ünlü model benzer örneklerin her camiada olduğunu savundu. Hiçbir zaman yani şu anki Cumhurbaşkanımız dönemin başbakanının hiçbir zaman fanatiği fanı olmamış. Hatta aile içerisinde genel olarak hakkında negatif konuşan bir aileden çıkan bir şahıs. Daha sonra bir gün gazetede şöyle bir demecini okudum ben. Biz başbakanla aynı gün doğduk, aynı burçtanız, aynı özelliklere sahibiz. Başbakan şöyle güçlü, böyle işte enerjisi yüksek, böyle yıldızı yüksek. Hatta eleştirdiklerinden biri gibi görünmemek için tanışmayı çok istediği halde Başbakan'ın iftar davetine katılmadığını söyledi. O zamanki Başbakanımızı ben kendim bireysel olarak çok tanımak istedim. Hı hı. Ama bu iftarlara ben de davetliydim, gitmedim. Neden? Çünkü böyle algılanmasını istemediğim için. Ama tanışmak ister miydim? Evet, çok isterdim. Akkaya son olarak paralel yapının dinlediği isimlerden biri olduğu için soruşturma kapsamında ifade vermiş ancak şikayetçi olmamıştı. Vatandaş haklarımı kullandım. Ben haklarımı bilen, son derece hak hukuk bilen bir insanım. Ünlü model yaşadığını mahalle baskısı olarak tanımlamakta tereddüt etti ama Erdoğan'la tanışmak istediğini sık sık yineledi. Ben gerçekten çok tanışmak isterdim. Fakat yani otoritenin adamı, o otoritenin askeri gibi gözükmek istemediğim için bu şansımı da kullanmadım. Hani dersen buna mahalle baskısı bilmem ne, belki de o, bilmiyorum. Ama ben gerçekten otoritenin peşinden giderek ekmek yenileceğine de çok inanmıyorum, onu da söyleyeyim.